Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den kritik hamle, Türkmen doğalgazı Türkiye'ye taşınıyor. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkmenistan doğalgazının Türkiye'ye ulaştırılması için 3 alternatif üzerinde çalışıldığını ve çalışmalarda sona yaklaşıldığını açıkladı. Oktay, Türkmenistan'daki resmi temaslarını ve yapılan anlaşmaları değerlendirmek üzere Türkiye'nin Aşgabat Büyükelçiliği rezidansında basın açıklaması yaptı. Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 30 yıllık geçmişi olduğunu ifade eden Oktay, Türkiye Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve burada büyükelçilik açan ilk ülke. Ama onun çok da öncesine dayanan kadim bir geçmişimiz var. Oktay, açıklamalarının devamında Türkmen doğalgazını Türkiye'ye ulaştırmak için birkaç alternatifin bulunduğunu ifade etti. Hazar üzerinden TANAP hattının kullanılması, swap anlaşması veya gemiler ve gemilerden sonra boru hattı olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışıyoruz ve kısmet olursa sona yaklaştık dedi. Oktay, bu projeyle alakalı Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un da hemen sonuca ulaşılması konusunda ciddi desteği olduğunu belirtti. Oktay, Rusya-Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Kuzey Koridoru'nun riskli hale geldiğini ve bunun Orta Koridoru çok daha cazip hale getirdiğini belirterek, birçok alanda Orta Koridoru aktif hale getirmek istiyoruz. Hazar geçişinin kullanılmasıyla deniz yolu, demir yolu ve hava yolu lojistik altyapısının oluşturulması önemli. Burada da karşılıklı kararlılığın ve samimi bir işbirliğinin olduğunu gördük diye konuştu. Tarım alanında da net bir işbirliğine karar verdiklerini belirten Oktay, ilgili başkanların çalıştığını ve hemen faaliyete geçeceğini söyledi. Oktay, gübre üretimindeki ham maddesi olan Türkmenistan'a ileriye dönük ortak tarımın yapılabileceğini dile getirdi. Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması, ticaret ve yatırımda bürokratik engellerin hafifletilmesiyle alakalı ortak çalışma grubunu faaliyete geçireceklerini dile getiren Oktay, iki tarafta da çok net bir işbirliği arzusunu görmüş bulunmaktayız. Dediğim gibi biz bunun altını dolduruyoruz. Cumhurbaşkanlarımız bir araya geldiğinde bunların sonuçlarını görüyor olacağız. İmzaların atıldığı bir aşamaya geliyor olacağız ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.